Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Ankara Bursaklar'da Borsacı Oğuz abinin bahçesindeyiz. Güzel bir sohbet yayını yapacağım. Şuradan bahçeden gire gire Oğuz abimin mekanı burası. Burada kuş uçuruyor, kuş besliyor. Selamünaleyküm Oğuz abi. Aleyküm selam Caner, hoş geldin. Hoş bulduk Oğuz abi. Abi kameram açık. Yayın yapıyorum. Arkadaşlar, burası Oğuz abinin bahçesi. Kuş beslediği yer. Daha önceden de çekim yapmıştım. Bugün de güzel bir sohbet yayını yapacağız. Rahmetli Şeref amca hakkında. Oğuz abimin hazır kuşu vardı fakat yağmur yağdığı için kuşları yemlemiş. Yarın veya öbürsü gün Allah izin verirse güzel bir tane kuş başladı eke. Onun videolarını çekeceğim. Hem de gene güzel bir sohbet yayını yapacağım. Oğuz abi nasılsın? İyiyim Caner, sen nasılsın? İyiyim abi, şükürler olsun. Allah iyilik versin Caner. Oğuz abi şöyle çok kısa kuşları hem çekeyim hem sen kuşlardan biraz bahset Oğuz abi. Burası nedir abi? Caner, bunlar işte 4-5 sene önce yani bir yerden bir dişi geldi, bir yerden de erkek geldi. Bunlar bir erkek bir dişiden mi üreme abi bunlar? Bir erkek bir dişiden üreme. Hepsi bu kadar. Bunlar çoktu. Aralarında eleme yaptım. Bunlar kaldı. Bunlar kaldı. Evet. Maşallah kuşlar da hepsi bir renk. Bunların %80'i oyunlu. Yani şurada 12 tane kuş varsa bunun 8 tanesi ekeliğinde oynanmış. Anladım abi. Zaten az kuş oldu mu kuşlara başarı zaten oranı daha yüksek. Uçup oynama oranı daha yüksek abi. Maşallah kuşlar da pırıl pırıl. Oğuz abi çok kısa sorayım. Bunların oyun tarzları neler? Vallahi Caner, bunları oyunları yani milletin gerçekten oyun kuşu dediği kuşlar bunlar. Benim 2018'de seyrettiğim eke boz dumanlı kirli takkalı bu kuşlardan. Bunlardan. Bunların teyzesi oluyor. Arkadaşlar eğer gerçekten benim izlediğim 2018 yılındaki kuş, yani ben eğer kameraya çekseydim gerçekten bu anlattıklarım anlatmakta kalmazdı. 30'un üstünde sefer yapmıştı o gün bana. Eke bir kuş. Yavrunun yaşında üstündeydi. Abartısı söylüyorum arkadaşlar. Yer gene buraydı. Buraya oynamıştı. Adam gibi de taklasını vurdu. Buraya inmişti. Onun şu dumanlı kirli, onun bir yuva küçük kardeşi. Bak şu kanatları düşük olan dişi var ya. Evet, şu yeşil boncuk var ayağında abi. Yeşil boncuk. Onu oynattım. O mesela o boz dumanlı kirliden daha böyle hareketliydi. Bir gömlek daha üstündü. Evet. Ondan sonra bir de onun erkeği var. Onu oynattım. Evet. O ikisini daha çok benim hoşuma gitti. O ikisinden çıkan nesli kendime bıraktım. Öbürlerini işte eşe dosta sattık iyi fiyatlara. Evet. Kuşlar çok güzel. Bahçe on numara. Bunların asıl özelliği zaten yavru her kuş oynuyor. Hani yavru oynayan kuşa ben oynuyor demem. Evet. Hani kuş kanadını kuyruğunu değiştirecek, yavruya kusacak. Ondan sonra oyununa devam ediyorsa oynuyor diyeceğiz. Evet. O oyun tarzlarında kalmıştık abi bunların. Oyun tarzlarında kalmıştık. Bunların oyun tarzı Caner, bunlar yani öyle kendini uçuma veren bir kuşlar değil. 5-6 dakikada hedefine çöken görev hayvanı. Ne kadar uçuyorlar abi? Ya 1 saat 45 dakikayla 2,5 saat arasında uçuyorlar. Çok iyi. Yani sefer sayıları en kötü 20 sefer yapıyorlar. Evet. De bu ekeliğinde, yavruluğunda değil. Bunlar yavruluğunda biraz devreli başlıyorlar. Sen anlatıyordun hep. Yavruluğunda bayağı bunları uğraştırıyor. Yani bayağı taklaları ağır geliyor. Öyle olunca ben bunları işte uçumunu aldıktan sonra kanatlarını kesiyor. Kanadını koyuyorum. En güzel, en mantıklısı. Değiştirdikten sonra yeniden uçuruyorum. Evet. Ondan sonra yavruya, yumurtaya kustuktan sonra oyunlarına devam ediyorsa ediyoruz. Takla sayıları kaç abi? Valla bunun takla sayılarını şimdi millete abartı gibi gelecek ama. Ben o zaman gördüğümü söyleyeyim mi abi? Söyle. Benim gördüğüm 3 taklayla 12-13 takla arasında seyrettiğim eke kuştan bahsediyorum. En az 3 takla vurdu. Saydığımda 12-13 takla.
Güzel metrajda yaptı. Metrajları söylemeyeceğim. En kötü 15 metresini gördüm ben. Doğru. Şimdi bunların arasında bu mesela şu dumanlı kirli dişi, şu dişi, onu da ben ekeliğinde uçurdum yine. O kuş 15 takla civarında yapıyordu ama onun atışı, ondan sonra taban alışı, deparı o boz dumanlı kirliden daha üstüne, evet. Yani. Arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Biz kuşları pazarlamıyoruz. Oğuz abim, satırdayız zaten. Oğuz abim Allah daha çok versin, durumu güzel bir abi. Bahçeden de belli olduğu gibi Oğuz abim tamamen ehli keyif. Bu kuşların hastası, oyun kuşunun hastası. Ben de bir dönem burada kuş uçurdum, kuş besledim. 2013 yıllarıydı Oğuz abi, yanılmıyorsam. Bu bahçede çok büyük kuşlar uçtu yani. Oğuz abim Ankara'da tanıyanlar, bilenler bilir. Türkiye'de de tanıyan çok insan vardır. Efendiliğiyle, adamlığıyla ön plana çıkmış. Güzel bir abim. Abim maşallah kuşları da pırıl pırıl. Emeklerine sağlık. İnşallah seyrederiz. İnşallah abi, ben zaten insanlara kendimizi anlatmaya gerek yok. Abi. Ben gerçekten güzel bir kuş seyrettim. Biz bunu ticaretini yapmıyoruz. Yani. Evet. Yani ben bunu zevk için besliyorum. Şimdi bir abiler kardeşler var. Abi sayfam canlandı, YouTube sayfam. Böyle güzel sohbet yayınları. Ben de bu kapıyı kendi kapımız ol, bildiğim için ederim. Buraya rahatlıkla gelip tabii ki, tabii senin ki, gibi güzel sen abiyle böyle röportaj yapmayı kendime bir... Sen bizim kardeşimizsin tabii ki. Aynen. Her zaman kapımız, herkese açık bizim kapımız. Aynen. Yani adam gibi gelen gelirse, herkese. Tabii kim gelirse çayımızı, çorbamızı içer. Aynen arkadaşlar, bu lafta kalmaz. Oynayan varsa da biz öyle yani yok bugün gelme, yarın gel, öyle bir şey yok bizde. Varsa var, yoksa yok. Evet, evet. Oğuz abi istersen içeri geçelim. Rahmetli Şerif amca ile senin çok güzel bir anın var. Tamam, onu da şey yapalım. Tamam, hemen yanında abilerim de var. Onları da size tanıtayım. Selamünaleyküm. Elinden selam, hoş geldin canacığım. Çetin abim, Abidin Paşa'dan çok eski tanıdığım bir abim. Yaklaşık 25 sene öncesinden tanım. Çetin abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın canacığım? Allah razı olsun abi. Yine her zamanki gibi sahnelerin değişilmeyen efsane ismi Mardin'de bir ol abim. Teşekkür Ahmet ederim. Kılıç kardeşim tamam, her zaman benimle birlikte. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Canerim sen de iyisin. İyiyiz abi, şimdi Oğuz abiyle güzel bir röportaj yapacağız. Buna senin de katılmanı istiyorum. Niye katılmanı istiyorum? Rahmetli Şeref amcayla senin de çok zamanın geçti. Allah o yüzden olsun. Sen de katılırsan insanlar böyle güzel sohbetler bekliyor sırf o yüzden abi. Zaten Oğuz abiyle Şeref abiyle oradan tanışıyoruz. Evet. Selamünaleyküm. Abi isterseniz içeri geçelim. Hadi buyurun içeri geçelim. Eski Şeref ağacıdır Oğuz abi de.